Sayın Mansur Yavaş eğer Ahmet Özer'le birlikte başlayan bu e, süreçte e, kuşulsuz bir biçimde genel yani başkan çağrısına uyup demle birlikte aynı karenin içinde bulunmuş olsaydı bunların hiçbirisine muhatap olmazdı. Evet. Operasyonel, yani bu bir operasyonel durum. bakın Operasyonu yapan kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir klik. Yani Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması halinde her kimi düşünüyorlarsa onun aday olmasının önünde tehdit olarak görenler bu operasyonu çektiler. Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olmasın isteyen CHP'liler içinden bir klik diyorsunuz. Bu operasyonu Hadi da organize ediyor. Hadi söyledi zaten haber sitelerin ismini söylemedi ama yani anlayan anlar lafın tamamı da akıllıya denmez. Bence medya. CHP içinden Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını ve de CHP içerisinde bu kadar çok güçlü olmasını veya bir başka deyişle halk nezdinde bu kadar güçlü bir siyasi figüre dönüşmesinden rahatsızlık duyan ve sadece bir başka ismin anılmasını isteyen, lider olarak tanılmasını Cumhurbaşkanı olarak da anılmasını isteyen o ismi benim söylememe gerek yok, ona yakın olan çevreler böyle bir operasyona buna dem partiler de dahil. Ama, eğer, eğer, olmasaydı bunların hı. hiçbirisi gündeme gelmez. Ama bu paralarda harcandı mı harcanmadı ki, mı o işin başka bilemiyoruz. Bu Bakınız burada Çağlar ben AK Partili arkadaşlarımıza diğer arkadaşlara da rica ediyorum. Aynı yöntemlerle birbirimize saldırmamızın hiç kimseye bir yararı yok. Açıklamayı bekleyelim. Kalem kalem açıklasın. Hangi para nereye harcanmış? Harcanmamıştır. Şeffaf bir biçimde Mansur Başkan bunu açıklasın. Buna rağmen eleştireceksek eleştiririz. Ama peşin peşin, peşin peşin daha bir açıklama gelmeden Mansur Yavaş'a yönelik faşist diye başlayan suçlamalardan buraya kadar gelen bir süreci, operasyonel sürecin farkında olmadan bir tarafı olmak da doğru değil. Bu CHP içindeki bir kavgadır. Evet, görünüşte yanlış bir şeydir. Uçuk rakamlardır. Bu dönemde yapılmaması gereken işlerdir. Siyaseten de bunu eleştirebiliriz ahlak kendi yani ama burada Mansur Yavaş'a çekilen bir operasyonun tarafı haline gelmeye gerek yok. bambaşka bir yerden baktınız şu an. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir kliğin evet. Mansur Yavaş'ın adaylığını engellemek için bu tür <laughs> itibar şey suikastları evet. <laughs> bu haberleri i̇tibar organize suyukası. ettiğini söylüyorsunuz. Evet, evet. Ama şey var. şimdi... Bayık bay Tuna'ya bay, da geçeceğim şey, şimdi. Hemen bir, bir çok şey bir cümle Bir alayım. şey daha var. Şimdi anketler yayınlanıyor. Şimdi betimarın yayınladığı son anket var. Mesela o ankette de Mansur Yavaş e, aday olursa çok önde çıkıyor. Bir şey daha var. Mansur Bey şurada kılıçları tam çekmiyor. Mesela bu Atatürk hassasiyeti, Cumhuriyet Bayramı hassasiyeti, 19 Mayıs hassasiyeti mesajı AK Parti'ye değil iktidara değil. Ya siz Atatürkçüsün, siz CHP'lisiniz. Bakın ben bu hassasiyetten dolayı yapıyorum mesajıdır bu aslında. Yani CHP içe dönük tabii. bir mesaj. O Say, Sayın Özgür Özel için de bir kelime <laughs> söylememe, bir cümle söylememe izin verir misiniz? Yani ne, yani üç dönem mecliste beraber çalıştık. Şu an Hasbel kadar CHP'nin genel başkanı makamına tabii ki saygımız var bizim. Ama lütfen konuştukça kendi partisini artık batırmaya başladığını. Hangi ifadesini ona Şimdi, bakınız Bıcılar, bir... eski eski eşi geleceğim. ne demek? Faytuna hiç konu. Bakınız. Şimdi sırası gelecek. eski eşi, ta eşi ne demek? Özel hayat bakınız, üzerinden Ve Velev ki gösterir. uşanmamış bile olsa bir evet. insanı eşinin üzerinden vurmak. Çok ayıp. Mehmet Metiner'i oğlunun üzerinden. Kardeşi üzerinden vurmak. Veyahut da sizi bir başka söz üzerinden. beraat zimmet asıldır suçun da cezanın da şahsiliği esastır. Tut ki Reza da hala evli bile olmuş olsa bu Ebru Gündeş'in sanatına, sanatçılığına gölge düşürür mü? Bunu sırf onun evlidir bile... diye artık hiçbir yerde konser evet. vermemesi gereken bir insan olarak eleştirmek doğru mudur? Bunu tartışmak bile çok yakışıksız hakikaten. Bravo. Yani evet. şöyle şöyle bir ara araya bir parantez faydası. Gizli olursa faydası. Korsan bildiri yapıyor ama izin veriyorum. <laughs> Özgür Bey bunu Herhangi bir gazeteciye falan söylemiyor bu şu açıklamayı. Parti meclisi, İstanbul'daki parti meclisi toplantısında e, <laughs> parti meclisi üyeleriyle konuşurken söylüyor. Ya işte Ebru Gündeş de Rıza Zarrab'ın eşi haberim yoktu, ee, ne fark olmamalıydı keşke falan demiş. Hayır konser Olmadı. vermeyin anlamında mı diyor? Yok yok. Yo. Hani parti meclisi. Yani şöyle, şöyle çuvala olayı duyunca, olayı evet. duyunca hayır, yani, yani bunu açık. E o zaman daha kötü. Parti meclisine söyleyip dışarı sızlıyorsa CHP için küllüm daha kötü. E olur. Aykut Partisi şeffaftır ama F maalesef F bu, bu şöyle. Parti meclisinden bir üye, bir yani üye içeride dedi, hemen tanı, mu yani. yani, Özgür Özel'e muhalif bir üye. Kim olduğunu da e, biliyor musunuz? biliyorum. Özgür Özel'e muhalif bir üye. Bunu Özgür Bey'in aleyhinde e, yansısın diye hemen tanıdığı gazeteci arkadaşı. O Faik Tunay'ın deyimiyle daha kötü o zaman. Tamam içeride dedikodu yapmışlar. Efendim? ne yapmışlar? Dedikodu mu yapmışlar Hay bu de, konuda? Hayır, ne, neye dedikodu olsun? Hayır, yani yani gündem gelmiş. Içeride diyorsun ya diyorsun diyor, toplantısı. Yani bir gazeteciye açıklamasıyla içeride konuşması arasında ne fark var? E, e canım Mantı ne fark var? 6 buysa yani parti, partinin nerede partinin toplantısında, evet. partinin toplantısında, partinin toplantısında kapalı top basına Abi kapalı. Abi o daha skandal. Kamuya kapalı aydın top, aydın, top, aydın, toplantı. Aydın, aydın, niye skandal Ali Şaban? Hadi ösük, sevgili Şaban. AK Parti'nin, AK Parti'nin MKYK toplantılarında Hangi üslupla neler konuşulduğunu biliyor Sevgili Şaban. Mesela olur. MİT müsteşarı. Eski. MİT müsteşarı. Ya MİT müsteşarı. MİT başkanı mesela geçen hafta AK Parti MKYK'ya briefing verdi. Şaban. Orada ne briefingi verdi, ne bilgisi Şaban. verdi? Eski Burada bir Şaban siyasi de. partiye, Şaban. siyasi Şaban. partinin kuruluna ne diye briefing verilir? Şaban. Mesela Burada MİT parti başkanı. meclisi toplantısında Ebru Gündeş isminin özel hayatıyla gündeme gelmesini konuşuyoruz. Tabii. Faydaya bir geçin. Yani mantık yanlış. Nerede konuştuğumuzu müsaade ederseniz. AK Şeyinizi Allah, Parti, tünay, çekmek kapalı e, Ak Parti'nin toplantılarında eski eşlerle ilgili dedikodular yapılmıyor. Şimdi hadi, yani, tamam. Bir meselenin israf boyutu var. Bu bir israf. Şimdi ha harcanan hadi. paralar. Şimdi oraya geleceğim. Bir meselenin israf siyaset boyutu var. Bu bir. bir. Bir CHP boyutu var. Üç. Bir de özgür özel boyutu var. İki dakikada toparlayacağım. Tamam. Şimdi enteresan rakamlar vereyim. <laughs> Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın 2022 raporu var. Merak edenler girip baksınlar. Türkiye'de 2022 sonunda 1 trilyon 81 milyar TL israf edilmiş. Bunun içinde ekmek var, konserler var, su var, gıda var. Milli gelirin %15'i. Bunun partisi olmaz. Bir defa herkesin kendisine bir çeki düzen verip bu datayı, bu veriyi bir düşünmesi lazım. 2022 yılında 7 milyon 700 bin ton gıda çöpe atılmış. Ve sadece çöpe atılan ekmeklerle 500 tane okul yapılıyormuş Türkiye'de. Hı. Bunu çöpe atanlar AK Partili de, CHP'li de, MHP'li de, Demli hepimiz. Yani biz toplum olarak maalesef israfın içinde boğulan bir toplumuz. Konserde israf, çöpe atılan ekmekte israf bu bir. Bunu bir tespit ettik. İki, Sayın Metin'e ne kadar güzel bir şey söyledi, <laughs> beklemek lazım dedi. Ama mesela AK Partili başkaları bunun peşine takılsa ben onlara şunu söylerim. Hacı abi 2017-2018 yılında kamunun raporundaki resmi rakamları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konserlere harcadığı para 9 milyar TL. Onu bugün Murat Ongun paylaştı. Var ama yok raporlarda da var. Resmi ha, rapor. Evet. Murat Ongun'un paylaşımı demiş, da şöyle. 2017 demiş, yılında 130 milyon ya dolar. Falan bilmem, 2018 yılında 126 milyon şimdi dolar Murat Ongun harcanmış. Dediğim, şunu demek istiyorum. Bu israfın partisi yok. Yanlış herkese yanlış. Yani AK Parti yaptığı zaman bağırınacağız. CHP yaptığı zaman Cumhuriyet Bayramı diyeceğiz. 19 olmaz kardeşim. İsrafı toptan önlememiz lazım. Çok doğru. Ama bir AK Parti ne kadar medeni bir yaklaşım sergiledi. Bir AK Partili çıkıp da bunun arkasına takılsa derim ki sen önce kendi belediyelerine bak. 2017 2018 büyük şehire bak. İşin bu boyutu bu var. Çok doğru. Bir defa objektif AK Partil yorum AK açıklama geldi. Soygun var diye mesela. Ya yani onu soygun söyleyen de o zaman ya. Yani. O zaman... bakmak lazım. Ha, yani, şöyle ya, onu yani. da paylaşayım. AK Parti Genel Sekreteri Sayın Fatih Şahin e kim bir açtı veriyor. dedi ki CHP'li Mansur Yavaş'ın her gün yeni bir skandalı patlak veriyor. 69 ve 71 milyonluk vurgunlardan sonra şimdi de 80 milyonluk yeni bir soygun ortaya e, sayın çıktı. Sayın Fatih Şahin tabii belki biraz genç olduğu için sayın Metin e kadar tecrübeli değil. E döner bir CHP'li de der ki sen 2017-2018 yılında AK Parti yönetirken İstanbul'daki 9 milyar TL'nin hesabını verdese ne cevap verecek? Bu toplara girmemek lazım. Herkes israfta batmış durumda hepimiz. Şimdi gelelim CHP boyutuna. Ha, i̇kinci boyut. Bu arada şunu da ekleyeyim. Özgür Özel de açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Şöyle dedi. Ben Mansur Yavaş'ın açıklamalarına ikna oldum. Geçen yıl Kocaeli Belediyesi sadece bir konsere 198 milyon liralık bir ödeme yaptı. AK Partili belediyelerin harcamalarını görünce ürktüm dedi. Abi bak. Bak bu da Şimdi yani. he, karşılıklı suçluyorlar. Yani, yani şimdi ben burada Sayın Metin e bir saygısızlık yapıyorum, örnek veriyorum, atıyorum. Yani kalbini kıracak ağır bir kelime kullanıyorum. Yanlış. E beni savunan biri diyor ki ama Metin de bir hafta önce şuna yap. O onun ayıbı. Çok bu da güzel. benim ayıbım baba. Çok yani ben Metin bir yanlışını benim ya bundan kurtulmamız lazım. Bu ülkenin bundan kurtulması lazım. İsrafı herkes yapıyor. Ya yani, milli gelirin %15'i ya eski parayla bir kat trilyon. Bir kat trilyon bak 500 okul yapılır her sene çöpe atılan ekmekle. Gelin bunları konuşalım ya. Bu asıl bunları konuşmak lazım. Şimdi gelelim CHP Heh, içindeki gelelim. meseleye. %100 katılıyorum. Son zamanlardaki anketlere bakın. Mansur yavaş Ekrem İmamoğlu'nun önünde kardeş. 2 evet. kere 2 4. Evet. evet. Buradan ne sonuç çıkıyor? Bunu köpür şimdi diyorlar ki bak ben AK Parti üyesi değilim. CHP'li de değilim, milletvekili yaptım. De ben hür generalim, rahat bir şekilde konuşuyorum. Hiçbir yere gebeliğim yok. <laughs> tamam mı? Demokrat Parti'den ayrıldın mı? Ayrılmadım, yok. Aa, tamam. Ama niye bir dakika şimdi? Ben doğruya doğru demek yok, demek. Yok yok, hür generalim de değil de onun hayır. için diyorum. Hür generalim, yani ne CHP tarafıyım ne AK Parti. Ama de. Demokrat Parti, siyasetçisin. Evet, ama. Tamam. Şaban Sevinç. İşte tamam. Yok yok. Senden biri değilim işte. Hayır hayır çok özür dilerim. Şunu şey için belirttim. <gülüyor> yani <gülüyor> siyasetçi değil diye hayır, izleyiciler. Hayır olur mu canım? Öyle ne siyasetçi? Tamam. Şaban Sevinç sizden biri altılı masadan. Şimdi bak, o da kalmadı. Ya, masada kalmadı. Bak, o yüzden Faik Tunay şey. altılı masada da değil bir şimdi, general olarak. Şimdi bak <laughs> Mansur Yavaş bütün anketlerde önde gözüküyor. Tamam. Ve Mansur Yavaş'la ilgili algı şu. Sadece işine odaklanmış. Çok Ankara'yı yönetmeye odaklanmış. Yani Brüksel'de, Roma'da, Londra'da, orada, burada falan filan değil. Ve Mansur Yavaş son. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Şaban abi katılır veya katılmaz. Faik Tunay kim 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 Londra'da, Fransa'da, Mısır'da falan kim? dedi, Mısır demedi. Mısır demedim. Bak Mısır'ı demedi. Kahire Çıkardı. Kahire demedi siz bak. Çıkardınız şimdi. Hayır yani kim ne? Geleceğim. Ha, şimdi, şimdi içinde yara Ama bir şöyle bir bitirsin. <laughs> <cisim>, <laughs> nereye gelecek? <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi Mansur Yavaş son dönemlerde ön planda. Tamam. i̇şine odaklanmış durumda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde zaten Şaban Bey benden daha iyi bilir. Çok yoğun bir tartışma var. Yani bu demle birlikte görüntü vermenin bedeli bize ağır olur vermem. Evet haksızlıkların karşısında olmalıyız, durmalıyız ama ve lakin onu da konuşuruz. Yani 10 yıldır takip Geleceğiz. ettiğim bir adam öbür tarafta başka açıklamalar burada. O ayrı bir tartışma konusu ama Mansur Yavaş bir duruş sergiledi. Bolu Belediye Başkanı bir duruş sergiledi. Afyon Belediye Başkanı bir duruş. Doğrudur, yanlıştır. Onlar ayrıştılar. Şimdi bir kesim Utahya Belediye Başkanı da ha, evet, bir, bir kesim sergiledi. bunu kabullenmiyor, kabullenmeyebilir de bunu köpürtenler aslında Ak Parti cenahı değil, CHP'nin içindekiler doğru söylüyorlar. Ha şunu yapıyor mu Ak Partili bazı basın yayın organları? Siyaset yapıyoruz. Rakibinin içinde bir tartışma varsa, bir kavga varsa, bir bölünme varsa ben de sonuna kadar yararlanırım bundan. Niye yararlanmayayım? Siyaset bu ya. O siyaset. Baba siyaset o başka. Yapıyorum. Ama kaynağı CHP diyoruz. Tabii ki yani Mansur yavaşı yıpratmakla alakalı. Yani. CHP'nin bir sürü belediyelerinde bir sürü konserler oluyor. Her belediyede olduğu gibi AK Parti'de oldu. Niye Mansur Yavaş bir anda ve çok güzel bir şey söyledi. Kasım'daki olan hadise Yok yok, mayıstaki. mayıs'taki 19 Mayıs konseri 19 Mayıs. kasımda gündeme Yanlış geliyor. Yanlış söyledim Pardon. Mayıstaki hadise kasımda <laughs> gündeme geliyor. Yani şimdi bazı şeyler soru işareti. Onun için bu meseleyi de böyle değerlendirdik. Ama ediyorum. Mansur Yavaş zarar gördü mü bu tartışma? Hiçbir zarar. Eğer Mansur Yavaş çıkıp belediye meclisinde kalem kalem bunun açıklamasını yaparsa hiç AK Parti'ye sataşmadan. <laughs> onların zamanında şu vardı <laughs> bize şundan 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 dolayı ama biz şu kadar ödeme yaptık. Alın kamuoyuna derse bundan karlı bile çıkar. Bu arada Mansur Yavaş'ın açıklamalarını şu arkaya bir daha verelim mi? Şaman Kendinden Sevinçle çok emin belediye, belediye meclisinde açıklayacağım. Şöyle Mansur Yavaş şunu da söylüyor. Diyor ki varsa bir suç savcılara derhal bildireceğim. Ya bu kadar. Bak. E, bunun hesabı sorulacak diyor. Bu Mansur Açıklaması Yavaş da. bence bundan karlı da çıkar. Bir son şey şunu söyleyeyim. Sayın Özgür Özel'in açıklaması. Ha. Biraz önce Sayın Metin Erdoğan söyledi. CHP Genel Başkanını eleştirmek benim haddime değil. Beni de aşan bir konu. Ama ya yıllardır şunu savunuyorum. Aileyi hiçbir şekilde çok siyasete güzel. karıştırmamak lazım. Bana gıcık olan, benle derdi olan bana saldırsın. Yani benim eşime, çocuğuma, karıma, ne bileyim anama, kardeşime. Bunlar zayıf e, insanların yapacağı şey. Şimdi Reza Azer, kötü niyetle belki söylemedi. Ama Şaban abi diyor ki parti meclisinde söylenmiş bir şey. Bu daha da kötü. Demek ki parti meclisi içerisinde söylenen bir şey, dışarıya sızdıran bir yapı varsa CHP'de. CHP bu hale nasıl iktidar olacak? Şimdi diyor ki AK Parti MKYK'da neler konuşuldu? Abi sağ siyasette şu vardır, kol kırılır, yeni çizimde kalır. Siyasetin doğası da böyle olmalıdır. Şimdi parti meclisinde konuşulan bir şey burada ekranlara yansıyorsa... O zaman CHP Genel Başkanı düşünecek. Nerede Köstebek var? Nerede kim bilgiyi sızdırıyor? Onu da ben düşünmeyeceğim. Reza Zerrab'ın eski eşi. Reza Zerrab 100 kişiyi de öldürmüş olabilir. Bin kişiyi de öldürmüş olabilir. Azılı bir katil de olabilir. Örnek veriyorum. Ya Ebru Gündeş onun eşi olması onun bir ayıbı bir suçu olamaz ki. Sen Ebru Gündeş'in şarkılarını beğeniyorsan, sanatçılığını beğeniyorsan takdir edersin. Beğenmiyorsan da dersin ki kötü bir ses, kötü bir sanatçı o kadar.